gazetecilik, yazarlık vasıflarının dışında mükemmel bir insan, mükemmel bir dosttu Necmettin Salaz. Asla yeri doldurulamayacak hem bir dost, hem gerçekten yeri doldurulamayacak bir yurtsever. Çok iyi bir Kürt diye biliyorum, tanıdım ben Necmettin Salaz'ı. Ve öyle de gönlümüze kalacak, yer edecek ve asla unutulmayacak. Bizim için özellikle 70'li gençlik için esin kaynağıydı. Yani Kürt özgürlük mücadelesinde yürütmüş olduğu kararlı duruşu 70'li yıllardaki gençliğin gerçekten idolü haline gelmişti. Esprisiyle, insanlara dokunuşuyla, anlatımıyla süreci götürme babında biz o dönem bir seri yıllarda gerçekten kendisine müthiş bir hayranlık duyuyorduk. O günden bugüne kadar çizgisinden asla hiçbir zaman taviz vermedi. Belki çok önemli fırsatlar da kendisine sunulmuştu o dönem bilinciyle, bilgisiyle, birikimiyle. Ama o Kürt halkının yanında durmayı hep kendisine şiar edindi ve bu mücadeleyi bugüne kadar getirdi. Kendisini gerçekten çok özleyeceğiz. Yüreğimizden birer parça alıp götürdü bugün. Biz Necmettin arkadaşla 2000'li yılların başında tanıştık. Ben Kürdistan'a yeni dönüş yapmıştım. O da Van Belediyesi'nde belediye başkan danışmanıydı. Orada tanıştım. Ulusal mücadelede kısa bir sürede Van'da beraber çalışmalar yürüttük. Yazdığı kitaplar Kürt tarihiyle ilgili, Kürdistan'ın, biz de Kürtmüşüz özellikle o kitabı okudum. Çok etkilendim o kitapta da. Şu anda da yani gerçekten üzgünüz. Ben Necmettin Salaz arkadaşın Kürt halkı ve Kürdistan için büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Emekleri var, emeklerine saygı duyuyoruz. Bence bütün Kürt halkının, her Kürt halkına böyle ölüm olmaz. Yani bu ölüm her ne kadar Kürt halkına büyük bir kayıpsa ama aynı zamanda Kürt halkının sahiplenmesi, Kürt özgürlük mücadelesine emek verip de şehit olması, bu ölüm herkese nasip olmaz. Güzel bir ölümdür, ben açık söyleyeyim. Uzun yıllar emek verip ihanet eden Kürtler var. Bir yerlerde ölüyor, kimsenin haberi olmuyor. Doğduğu, büyüdüğü topraklardan biraz uzak da olsa yine ülkesindeydi ama her zaman buraların hasretinde yaşıyordu. Yani Necmettin abi'den bahsederken onun özellikle de öngörüleri, analiz yeteneği, dünyada olup bitenleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri, özellikle okumadaki yeteneği ön plana çıkıyordu. Kısa bir süreliğine birlikte kalmışlığımız oldu. Onu tanıma fırsatım olmuştu. Hem hoş sohbet biriydi, hem gerçekten de yani bir olay, bir olguyu anlatırken derinlemesine kavratmayı sağlayabilen bir yapısı vardı. Bu açıdan yeri doldurulamayacak bir basın neferi, bir özgür basın neferiydi Necmettin abi. O açıdan bizim için büyük bir kayıp. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Özellikle Kürt medyasının başı sağ olsun. Yine ailesinin, sevenlerinin, tüm Kürt halkının başı sağ olsun. Sürekli Kürt mücadelesine, devrim mücadelesine kendini adamış bir kişiliktir. Bir de bir dram vardır bu yaşamda. Kürdistan özlemi duyduğu kadar Van'a sevdalı biriydi, Kürt halkına sevdalı biriydi. Bu kadar birikimi, tecrübesi, deneyimi olan bir dostumuzun, bir devrim yoldaşımızın devrim şehidi olarak erken olması cidden bizim için çok büyük bir kayıptır. Helal ve özellikle siz basın mensuplarının başı sağ olsun. Basın adına ciddi bir kayıptır. Bütün Kürt halkının başı sağ olsun. Gerçekten büyük bir kayıp, yeri doldurmayacak bir kayıptır.